Şef Melati Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün sizler için saray lokması tarifim var. Neden saray lokması diyorum? Ülkemizde iki çeşit lokma tarifi var. Biri İzmir lokması. Çay bardağının ağzı büyüklüğünde ortası delik şekilde ve üçlü olarak servis edilir. Diğeri saray lokması olarak bilinen zeytin tanesinden biraz büyük ve altılı olarak servis edilir. Her iki lokma da hayır için yapılıp dağıtılan lokmalardır ve ücretsiz olarak dağıtılır. Ben bugün sizlerle saray lokması tarifini paylaşmak istiyorum. Her iki lokma da un, su, tuz ve şekerden yapılmaktadır. Ana malzemesi budur. Maya 1 de ve sözü fazla uzatmadan bu mükemmel lezzetli, pratik ve kolay saray lokması tarifini yapmaya başlıyorum. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım ve lokmamı yapmaya başlıyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Ben bugün sizlerle lokma tarifi en kolay, en pratik şekilde nasıl hazırlanır onu paylaşacağım. Elinizi kesinlikle hamura sürmüyorsunuz. Şöyle şu boyutta bir poşet aldım ve içerisine 2 su bardağı suyumu boşalttım. Suyun ılık olması gerekiyor ve 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuzu ilave ettim üzerine bir paket kuru mayayı ekliyorum. Kilitli buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Bu şekilde poşette kullanabilirsiniz. Tarifimizi bugün poşette hazırlayacağım. Hem mayalanması çok pratik, kolay oluyor ve üzerine şöyle 3 su bardağı unum var yalnız son su bardağı unum bir parmak eksik olacak. Şöyle 2 su bardağı unu ilave ettim. Sonuncuyu da sizlere gösteriyorum. Üzerinden bir parmak eksik bu ölçüler birebir mükemmel bir şekilde uyuyor ve üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle poşetimi toparlayıp ağzından tutup bütün hamurumu şöyle elle ova ova yoğuruyorum. Gerçekten çok kolay, pratik ve poşete yaptığımız için hamurun mayalanma süreci kesinlikle çok kısa oluyor. E, suyumuz da ılık olduğu için çok kısa bir sürede mayalanabiliyor. Bu şekilde iyice yoğurduktan sonra hamurumun ağzını bağladım. Kanalımda yumurta ve kabartma tozuyla hazırlanan lokma tarifi de var. Eğer dilerseniz ona da ulaşabilirsiniz. Bugün mayalı şekilde olanı hazırladık. Ve üzerine bir mutfak havlusu örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz bir kenarda mayalanırken ben şerbetini hazırlamaya geçiyorum. 2,5 su bardağı toz şekeri tenceremin içerisine aldım ve üzerine 2 su bardağı suyu ekledim bir dilim limon ekledim ve ocakta pişmeye başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık bir 10 dakika kadar pişmeye bıraktım. Hamurum gördüğünüz gibi mayalanmış, çok güzel bir şekilde kabarmış. Poşetin ağzını açıp fazla havasını aldım ve tekrar bağladım. Şöyle poşetin ucunu çok fazla geniş olmayacak şekilde şöyle gördüğünüz gibi makas yardımıyla kesip bir delik açıyorum. Ve tenceremin içerisine sıvı yağ aldım ve üzerine şöyle bir makas yardımıyla lokmalarımı sıkıp hazırlıyorum. Keserken çok küçük ve şekli bozuk gelebilir ama yağın içerisine girdikten sonra kendiliğinden toparlanıp ve güzel mükemmel bir şekil alıyorlar. Arada bir makasınızın ağzını yağa batırıp yapışmamasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bütün lokmalarımı kesip hazırlıyorum ve gördüğünüz gibi karıştırarak kızarttım her tarafın eşit şekilde kızarması için şu şekilde renk alıncaya kadar kızarttım ve yağın içerisinden alıp soğuyan şerbetimin içerisine ilave ediyorum. bu kadar kolay basit lokmalarımız hazır. Şöyle bir tahta kaşık yardımıyla bir iki karıştırdıktan sonra lokmalarımız sıcak olduğu için şerbetini hemen içerisine alıyor zaten. Bir iki karıştırdıktan sonra lokmalarımı şerbetin içerisinden alıyorum. Görüyorsunuz şekli şahane rengi mükemmel oldu lokmalarımızın. Bütün lokmalarımı bu şekilde hazırladım. Bu ölçülerle gerçekten çok bereketli bir tarif oluyor. Bütün lokmalarımı hazırladım ve servis tabağımın içerisine aldım. Çıtır çıtır içinin lezzetli şerbetiyle mükemmel lokmalarımız oldu. Ben şöyle bir servis tabağının içerisine alıyorum lokmalarımı. Siz dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz üzerine Antep fıstığı, badem, fındık, ceviz dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz veya hiç şerbete batırmadan üzerine pudra şekeri de eleyebilirsiniz veya çikolatayla servis edebilirsiniz Bal gezdirebilirsiniz bu şekilde hazırladıktan sonra servisi sunumu tamamen sizin keyfinize kalmış Ben bugün servis tabağıma aldıktan sonra üzerine şöyle iri taneli ceviz serpiştiriyorum Lokmamız gerçekten tam ölçüsü tutan mükemmel bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum Lokmanın ilk olarak 1400'lü yıllarda Araplar tarafından yapıldığı söylenilmektedir, ama Araplara da tarifin Osmanlı mutfağından gönderildiği söylenilmektedir. Araplarda lokma kelimesi lukma olarak geçiyor. Bir iki ufak detayda verdikten sonra tarifimiz hazır. Ben üzerine hem ceviz hem de Hindistan cevizi serpiştirdim bu şekilde servis ettim deneyenlere kolay gelsin afiyet olsun yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın hayırlı ramazanlar diliyorum